Önümüzdeki günlerde bu tartışmalar elbette ki devam edecek. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına destek için HDP'yi ziyaret edecek. Bunu söyledi ki görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşmesi de bekleniyor. İyi Parti biz HDP'nin olduğu masada olmayız dese de karşılıklı müzakere süreci artık kamuoyuna açık bir şekilde yürütülecek. Durum onu gösteriyor. HDP'nin özellikle talebi bu yönde. Bu da masanın artık gizli değil, açık ortağı olmak istediklerini net şekilde ortaya koyuyor. Tabii masaya oturup oturma meselesi başka. Zaten diğer partiler de ılımlı HDP'ye. Peki HDP aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu desteklerse ne elde edecek? Mesela bakanlık pazarlığı olacak mı? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Kendisini de genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyarete bekliyoruz. Altılı Masa aylardır gizli görüştüğü HDP'yi seçime 65 gün kala masaya çağırdı. Pazarlık müzakereleri masanın altından masanın üstüne taşındı. Şu anda planlanıyor. HDP'yi de pek tabii olarak ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret etmemesi büyük bir eksiklik olur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı herkesten oy istemek, bunun için de herkesle temas kurmak sorumluluğuna ve hakkına sahiptir. Adaylığını kesinleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diğer muhalefet partileriyle görüşmeye hazırlanıyor. Listesinin başındaysa seçimlerde en çok desteğine ihtiyaç duyduğu HDP var. Masanın çoğunluğu Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesini şimdiden memnuniyetle karşıladı. Biz isteriz ki muhalefetteki partiler sadece HDP değil. Yani herkes gelsin bizim adayımızı desteklesin isteriz. Biz kalkarız HDP oturabilir diyen Akşener ve yönetimi ise strateji değiştirmek zorunda kaldı. HDP ile masa görüşmüyor, CHP görüşüyor algısı yaratarak parti tabanından gelecek tepkileri engellemek isteyen İyi Parti'yi hem HDP hem de CHP yalanladı. Asla getiremez. Bu netlikte söyleyeyim. Sonrasına da getiremez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin bir başka partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. Dolayısıyla ortada HDP-CHP görüşmesi gibi başlıklar atılması da doğru değil. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu tüm partilerle yapacağı görüşme takvimi çerçevesinde Halkların Demokratik Partisi ile de görüşecek. HDP'lilerse 4 küçük partiye en az birer bakanlık vaat eden masadan kendileri için de bakanlık verilebileceğine inanıyor. Bakanlık vesaire şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. Bu netlikte söyleyeyim. Şöyle bir şey demem ben. HDP'ye bakan verilemez. İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bize verseler biz almayız zaten. HDP Grup Başkan Vekili'nin hangi bakanlıkları isteyeceksiniz sorusuna verdiği yanıt esprili de olsa pazarlığı doğrular gibiydi. HDP'nin içindekilerden daha tehlikeli CHP'nin içinde insanlar var. PYD terör örgütü, PKK terör örgütü demeyen arkadaşlarımız var CHP'de milletvekili. Bunların HDP yöneticilerden ne farkı var kan? Yani CHP'yi değiştirdiler kardeşim.